dinleyiciler, bu haftaki Türkiye Gündemi'nin programımızda Serik Belediye Başkanımızla başlatıyoruz. Kendilerini öncelikle bir tanımak istiyoruz. Başkanım, programımıza hoş geldiniz diyoruz ve sizleri bir tanımak istiyoruz. Hoş bulduk efendim, siz de hoş geldiniz. Profesör Doktor Ramazan Çalık. Uzun süre üniversitede çalıştım akademisyen olarak. Dedik ki hayatımızın son dönemi, memleketimize hizmet edelim diye yola çıktık. Evet. Mevlam nasip etti. Belediye başkanı olarak Serik'te bulunuyoruz. Başkanım, sizlerden bir almak istiyorum. Belediye olarak başkanlığa geldiğimiz günden itibaren Serik'te ne gibi çalışmalar yaptık? Serik hizmete aç bir ilçe. Bugüne kadar önceki arkadaşlar da kendilerince hizmet etmeye çalışmışlar ama hala eksiklerimiz çok fazla. Bunu telafi etmeye çalıştık. Bir de halkımızda ciddi bir beklenti var, büyük bir beklenti var. Çünkü Serik ilk defa iktidar partisiyle buluştu. Serik'in kronikleşmiş sorunları var. Yani öteden beri sürüp gelen sorunları var. Tapu sorunu, su sorunu, tapu mülkiyet sorunu dediğimiz tapu sorunu, su sorunu. Bunları çözmek için gayret ediyoruz. Ama Serik'in aynı zamanda sosyal anlamda da ihtiyaçları var. Serik'te bugüne kadar halkımızın oturup kalkabileceği, misafirleriyle çay içebileceği, yemek yiyebileceği düzgün yerlerimiz yoktu. Şimdi onları telafi etmeye çalıştık. Yeni yerler oluşturmaya çalıştık. Siz de herhalde çekimler yaptınız, evet, sanırım. Evet. Hem sahilde hem merkezde bir takım hizmet etmeye çalıştık. Sağ olsun Orman Bakanlığımızdan da Devlet Su İşleri gibi güzel bir mekanın Serik halkının hizmetine sunmaya çalıştık. İşte üniversite öğrenci sayısı çok azdı. İşte üniversitenin açılmasına katkı sağladık. Yeni özel bir üniversitenin. Fakülte açılması için çaba sarf ediyoruz. İşte bunları telafi ederek Serik'te hem sosyal yönden, hem ekonomik yönden, hem kültürel yönden kalkınmış bir Serik olarak ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Halkımızla bütünleşmeye gayret ettik. İşte köylerimizde bozuk olan yolları asfaltlamaya çalıştık. Okullarımıza, camilerimize bakım yaptırdık. Şimdi biz belediyecilikte her şeyi vatandaş bizden bekliyor. Belediye başkanı ise her şeyi yapan, her şeyi çözen bir insan olarak görülüyorsun. Ve bundan dolayı da her türlü talep geliyor. Biz de bu taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar iyi geldik. Burada muhtarlar programında da gördüğünüz muhtarlarımız genel anlamda mutlu. Efendim, muhtarım kolay gelsin. Bir pazar günü sizleri ziyaret ettik. Hizmet alanında, hizmet aşamasında, başkanımızla çalışmalarımızda neler yapıyoruz? Desteğimiz var mı başkanımızın sizlere? Var, her türlü destek veriyor. Neyse yapabileceğimiz, elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Boğazkent Mahallesi muhtarıyım. 3 dönemdir muhtarım. Bir yandan çiftçilikle uğraşıyoruz, bir yandan muhtarlığımızı yürütüyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben Gebiz Mahalle Muhtarı Muharrem Aktaş. Tabii ki önce bizim burası bir belediye başkanlığımız vardı. Evet. 4 tane muhtarlık vardı. Ama şu an tek muhtarlık oldu. Hizmet konusunda ister istemez sıkıntılarımız var. Büyük şehir esası girdiği için. Evet. Hizmet almamızda zorlanıyoruz. Peki niye? Serik önce Serik'ti. Ama şu an oldu, ne bileyim artık, yani birinci oldu Isparta, birinci oldu Manavgat, birinci oldu Aksu. Evet. Belediye başkanı bir şey diyemiyoruz. Tabii konu işte zor. Kolay, evet, değil. Bizim işimiz de zor. Motor olarak yani. Serik ilçesi, Pınarcık Mahalle Muhtarıyım. Aynı zamanda da Serik Mevcut Muhtarlar Dernek Başkanıyım. Biz bu yıl ikincisini yaptığımız, belediye başkanımızın düzenlemiş olduğu toplantımızda yardımlaşma ve dayanışma platformu altında. Bu konuda başkanımızla Allah razı olsun her yıl bunu yapacağız. Bunu biz bir ilk yaptık. Evet. Türkiye genelinde ilk yaptık. Zaten bir örnek teşkil ettik. Bu konuda da bizler de bütün arkadaşlarımızla memnunuz bu konuda. Serik'te bir takım ruhunu oluşturduk. Bu konuda harika. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızdan memnun muyuz? Başkanımızla diyaloglarımız nasıl? Hangi aşamada?
başkanımızla 24 saat arayıp görüşebiliyoruz. Belki de Türkiye genelinde örnek bir başkan diyebiliriz. Teşekkürler. Güzel bir çalışma. Başkanım, bakar mısınız? Şöyle bir şey, şöyle tutuyorum. Dernek başkanımızdan muhtarlarımıza kadar. Şimdi bu programları gerçekten niye yapıyoruz? Ben insanımızı seviyoruz. Muhtarlarımıza değer veriyoruz. Biraz önce de söyledim. Seçilmiş insanlarla ilk adımımızı atıyoruz. Muhtarım aynı zamanda şehidimizin olduğu köyün muhtarı. İşte oraya da güzel bir şehit evi de yaptık. Muhtarlarımız bizim için çok kıymetli. Bak hepsi birbirinden değerli. Keşke hepsiyle tek tek röportaj yapabilseydiniz. Keşke. Ama buradaki olanları davet ettik. Evet. Biz de çok memnunuz. Sağ olsunlar. Serik Yeşilyurt Muhtarı Bekir Durmaz. Peki muhtarım, çalışmalardan memnun muyuz? Mahallemizle ilgili çalışmalarımızda, başkanımızla ilgili düşünceleriniz neler? İşlerimizi el birliğiyle mi yapıyoruz? Beraber miyiz? Desteğini görüyor muyuz? Tabii el ele vererek, başkanımızla beraber el ele vererek çalışıyoruz. Serik Yeni Mahalle Muhtarı Recep Savaş. Yaptığımız bu çalışmaların tabii bütün arkadaşlarımız dileklerini iletti. En azından o geçirdiğimiz bir senenin muhasebesi açısından da güzel oluyor. Canlı olarak yüz yüze birim amirleriyle beraber ne yapıldı ne yapılmadı. Yani çok bence bilgilendirici bir toplantı oluyor. Onun için tekrar başkanıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bucakköy Mahalle Muhtarı Hasan Türkmen. Valla başkanımız sağ olsun istediğimiz şeyleri veriyor. Sayın vekillerimiz buradalar. Kendilerinin duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Efendim şöyle bir sırayla mikrofon tutayım. Sizleri de izleyicilerimize bir tanıtalım. Evet. Ben Atay Uslu. Antalya AK Parti milletvekiliyim. Muhtarların seçilmesi bence güzel bir çalışma. Çünkü muhtarlar aslında hem mahallelerin bulundukları bölgelerin doğal liderleridir hem de seçilmiş liderleridir. Evet. Onlara verdiğiniz mesaj toplumun gönlüne direkt gider. Bu önce bir kez seçim açısından belediye başkanımızı evet. Kutluyorum. İkincisi, bugünkü eğitimi biz de katıldık bir kısmına. Çok güzel. Benim değiştirilmesi, mazeretin ortadan kaldırılması, mutluluğun yakalanması ile ilgili bir çalışmaydı. Bence kişilerin değişmesi, bu doğal liderlerin değişmesi toplumu değiştirecektir, şehirleri değiştirecektir, ülkeleri değiştirecektir, insanlığın bakışını değiştirecektir. Doğru bir noktadan başlamış. Hep biz bazen maddeye yükleniyoruz. Evet. Kaldırım yaparak çok iyi işler becereceğimizi düşünüyoruz bazen. Tamam, kaldırım da gerekli. Ama duyguların değiştirilmesi, düşüncelerin değiştirilmesi ondan çok daha önemlidir. Bugün onu gördük. Muhtarlarımızı ve belediye başkanımızı tekrar tekrar kutluyorum. Evet, ben İbrahim Aydın. Orman mühendisi, Manavgatlıyım. Hatta Serik'le ilgili İzmir Orman Bölge Müdürü'yken soruyorlardı bana. Nerelisin diye. Antalyalıyım. Yörüyüm deyince Serikli misin diyorlardı. Ve biz tabii bu muhtar arkadaşlara ta 30 sene önce Şevkli'miz zamanında beraber çalıştık. O zamanki muhtar görünümüyle şu anda çok farklı. Tabii bu gerçekten başkanımızı tebrik ediyorum. Biraz önce Atay Uslu vekilim de söylediği gibi yani insanlarımızı yetiştirmemiz lazım. Özellikle de muhtarlarımız o köylerin ileri gelenleridir. Seçilmiş kişileridir. Onları eğittiğimiz zaman onlar eğer başarılıysa oradaki yerler huzurludur yani. Huzurludur. Onun için eğitim şart diyorum. Çok değerli muhtar arkadaşlarımız, teşkilatlarımızda görev yapan çok değerli dava arkadaşlarım. Bugün Serik'te siz değerli dostlarımızla bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncelikle Serik Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Çalağ, artık geleneksel hale gelen siz değerli muhtarlarımızla istişare toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Esasen muhtarlarımıza bakış açımızı, muhtarlarla nasıl birlikte çalıştığımızı, Antalya'da herkes çok iyi bilir ama en iyi de muhtarlarımız. Ve muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerimizin eskiden köy olan, şimdi mahalle olan serimizin en ücra köşelerinde yaşayan vatandaşlarımızı temsil eden çok değerli muhtarlarımız da yine şehir merkezlerinde mahalleleri temsil eden siz değerli arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılardan çok faydalanıyoruz.
Mikrofonumu Şaban Bey'e uzatacağım. Şaban Bey'i kendinden tanımak, kendinden dinlemek istiyoruz. Efendim, programımıza hoş geldiniz diyoruz. Ve Şaban Gökdere kimdir? Neler yapar? Antalya'da nelerle uğraşır? Sizleri bir tanımak istiyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. TGRT'nin de bu programından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben Şaban Gökdere, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Yörükler Derneği, Antalya Kaş Yörükler Derneği Başkan Yardımcısı ve ASKONT, Arsa ve Yapı Kooperatifi Başkanlığını yürütmekteyim. Yaklaşık 25 senedir. Bunun yanında aktif olarak halkımız için, vatandaşımız için her nerede yapmamız gereken varsa oradayız. Dediğimiz gibi programımıza başlarken Serik'ten başladık. Programımızın içerisinde Serik muhtarlarımız var. Hakikaten belediye başkanımızla beraber güzel diyaloglar içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii ki bu büyükşehir yasasıyla birlikte köylerimiz mahalle oldu. Evet. Muhtarlarımızın ister istemez bazı sıkıntıları gelişti. Federasyon olarak muhtarlarımızla ilgili ne gibi çalışmalar yaptık? Ya da neler yapıyoruz, neler yapacağız? Kısa ve öz alıp muhtarlarımıza biraz bilgi verelim mi sizler? Evet, muhtarlarımızla ilgili federasyon olarak 26 maddelik bir çalışmamız oldu. Bunu da bakanlığımıza sunduk. Evet. Önümüzdeki günlerde, yani en kısa zamanda, yani 3-4 ay içerisinde kalmadan çok güzel müjdeli haberleri vereceğiz muhtarlarımıza. Evet, buradan yani, bir duyuralım. Çok güzel bu. Evet. Yani muhtarlarımız gerçekten çok çok mağdur olan arkadaşlarımız var. Tamamen özverili. Biliyorsunuz muhtarlarımızın bir siyaseti yoktur. Evet. Çünkü her partiden kişi muhtarımıza oy vermiştir. Siyaseti yoktur. Hizmeti kim veriyorsa muhtarımız oradadır. Aynen. Biz de tabii ki aynı şekilde siyaset bitmiştir. Tamamen muhtarlarımızla birlikte ve buradan da söylüyorum, muhtarlarımızın bize ulaşması için bir telefonu yeterli. Bize ulaşsınlar, birlik beraberlik her zaman için iyidir. Çok güzel efendim, güzel çalışmalar yapıyoruz. Peki, ben de sizlerden şunu da istiyorum. Bu programımız federasyonla beraber muhtarlarımızla ilgili. Tabii ki programımızın en büyük desteği sizlerden geliyor dediğimiz gibi. Muhtarlarla ilgili bir programımız olacak. Burada hep birlikte sorunlarına eğilip çözümler bulmaya, hükümetimizle beraber, devletimizle beraber el ele bir olup, yumruk olup hakikaten ülkemiz için, muhtarlarımız için neler yapabiliriz ve ne gibi çalışmalar yapabiliriz programımızın içerisinde gündeme alacağız. Efendim, buradan muhtarlarımıza neler söylemek isteriz? Yani şöyle kısaca bir söylemek gerekirse, bu program muhtarlarımız için önüne ışık tutar mı? Kesinlikle tutacağına inanıyoruz. Ve sizin bu çalışmanız da bütün muhtar arkadaşlarımız görecektir. Ve bize de yardımcı olacaktır en azından. Evet. Muhtarlarımız genel anlamda mutlu. Mesut hanımlarıyla birlikte yılda 2 gün otellerde kamp yapıyoruz. İstişare yapıyoruz. Çalıştay yapıyoruz. Köylerimizin eksikleri nedir? Fazlalıkları nedir? Neler yapabiliriz diye. İşte bu sefer de aynı şekilde yaptık. İkincisini yapıyoruz. İnşallah her sene yapmayı düşünüyoruz. İnsanların, aynı zamanda muhtarların, insanların, arkadaşların birbiriyle kaynaşmasını da sağlıyor. Bundan dolayı çok mutluyuz. Muhtarlarımız da mutlu. Seraya hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Sizler de bizim hizmetlerimizi tanıtabilirseniz ne mutlu bize. Şimdi en büyük projelerimizden biri Serikli'nin yine sosyal alan olarak, yaşam alanı olarak kullanabileceği bir Seyirtepe projemiz var. Onunla meşgul oluyoruz. Biraz gecikti ama en iyisini yapmak istiyoruz. Çünkü baştan iyi planlarsak
iyi sonuçlar alırız. Çünkü kötü planlarsak Allah korusun kötü olur. Bundan dolayı projemizi düzgün ve iyi yapmak istiyoruz. Gayret ediyoruz. İşte Serik merkezde Serik'in girişini çıkışının belli olduğu bir ana caddeler oluşturmak istiyoruz büyük şehirle birlikte. İşte şimdi Kızdere'si projemiz devam ediyor. Giriş caddesi olacak ve Atatürk caddemiz de dönüş caddesi olacak. İnşallah Serik'in merkezinde de kentsel yenileme düşünüyoruz. Biz ön protokolü TOKİ ile imzaladık. TOKİ avan projesi yapacak. Bunu halkımızla paylaşacağız. Halkımızla paylaştıktan sonra, halkımızın kamuoyuna takdim ettikten sonra kamuoyunun desteğini alırsak %70 civarında bu kentsel yenilemeye başlayacağız. Çünkü Serik'in merkezi gördüğünüz gibi çok kötü. Yıllardan beri maalesef çözülememiş. Biz bunu çözmeye adayız. Ben hep şunu söyledim. Ne olursa olsun bu kentsel Serik'in merkezini yenilememiz gerekiyor. Bir meydanımız yok. Sokaklarımız çok kötü. İş yerlerimiz çok kötü. Mülkiyet sıkıntısı olduğu için insanlar kendini yenileyememişler. İşte bunlarla gayret ediyoruz. Gecemizi gündüzümü Serik için çalışıyoruz. Çalışarak geçiyoruz. Serik'in yüzünün güleceğine bizler inanıyoruz. İnşallah ve her zaman diyoruz Türkiye gündemi olarak geleceğiz, göstereceğiz, başkanımın yapmış olduğu hizmetleri göstereceğiz. En güzeli de halkla iç içe kaynaşmış olmanız. Bu evet. Çok güzel. Serik'in yüzü gülmeye başladı. Çünkü gülen bir başkanları var. Evet. Bu çok önemli. Yani şimdi kesinlikle. Ben buraya geldiğimde en çok eleştirdiğim nokta Serik'in %80'i, 90'ı negatif düşünüyordu. Gerçekten olumsuz düşünüyordu. Ben karamsar, yarınımız ne olacak gibi böyle bir çıkmazda görüyorlardı her konuda kendilerini. Ben bunu değiştirmek için gayret ettim. Olumlu düşünmeye. Hatta eğitimcimiz de bu noktada buna uygun eğitimci getirdim. Çünkü insanlar her şeyden önce olumlu düşünmeyi, olumlu bakabilmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bir de niyetler halis olursa akıbet de Allah'ın izniyle hayırlı oluyor. Şimdi biz bu memlekete hizmet için yola çıktık. Halk bizi sevdi. Biz de halkımızı seviyoruz. Ben her şey şeffaftır, açıktır. Halkımıza karşı hesap veremeyeceğimiz hiçbir davranışta bulunmayız. Yani bugün halkımızı kandırırsak yarın da onlar bizi kandırır. Biz bu bilinçteyiz. Allah'ın izniyle de şunu söylemek istiyoruz. Yalan söylemeden siyaset yapmak istiyoruz. Dağ başındaki köylümüz de olsa o bizim insanımızdır. Hizmet götürmek zorundayız. Ama dolayısıyla merkezde biraz çevremiz geniş olduğu için merkeze biraz geç kaldık. Şimdi merkeze de kalacağız. Merkezin ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyoruz. Zaten Akçalan, merkez mahallesindeki birçok asfalt olmayan mahallelerimizi sıcak asfalt döktük. Büyükşehirimiz de destek verdi sağ olsun. Biz ne zaman talep edersek Antalya Büyükşehir'den, Menderes Bey'den de desteğimizi alıyoruz. Vekillerimizden, bakanlarımızdan da alıyoruz. Serik'in önü çok açık. Serik ben her zaman şunu ifade ediyorum. Bu memleketi Mevlam özel yaratmış. Özel bir konumu var. Evet. Özel bir yeri var. Bir turizm beldesi, iki tarım kenti, üç inşallah spor kenti de olacak. Evet. Milli futbol takımı kamp alanı burada olacak ve yüzlerce futbol takımı kışın kamp için buraya geliyor. Bizim gönlümüzden dördüncü olarak da bir eğitim kenti olsun diyoruz. 10 belediye birleştik. Ve dolayısıyla 10 başkanın yapacağı işi tek başkan olarak ben organize etmek zorundayım. Benim ekibim organize etmek zorunda. Evet. Tabii ilk zamanlar epey zorluk çektik. Şimdi her belediyenin artıları da vardı ama eksileri de vardı. Her belediyeden gelen borçlar vardı. Ciddi anlamda büyük bir borç yükünün altına girdik. Evet. Yaklaşık 113 milyon borcumuz vardı. Bunun ödenmesi kolay olmuyordu. Çünkü büyükşehir yasasıyla gelirler genel anlamda büyükşehire gitti. Borçların bir büyük çoğunluğu bizde kaldı. Ama zamanla bunların altından kalkmaya gayret ettik. Kalkmak için de iyi bir mesafe aldık. Tabii ilk günlerimiz çok zor geçti gerçekten. Yani zaman zaman yorulduğumuz, zaman zaman uykularımızın kaçtığı geceler oldu. Hamdolsun toparladığımızı düşünüyorum. Ben hep şunu söyledim. Biz burada belediyeciliğe -90'la başladık. +10'luk bir puanımız vardı. Bu da Serik'in biraz önce bahsettiğim potansiyeliydi. Bu potansiyelle inşallah en iyi yere getireceğiz Serik'i. Şimdi Büyükşehir Yasası'nda malumunuz bu
beldeler bize bağlanınca büyükşehir yasasıyla şimdi oralara hizmet götürmek zorundasın. Yeniden dizayn etmek zorundasın. Yeniden kurgulamak zorundasın. Yeniden planlamak zorundasın. Tabii büyükşehirde merkezden bütün ilçelere hizmet götürmek zorunda. Bu kolay bir iş değil. Yani Menderes Bey'in de Allah yardımcısı olsun. Şimdi yaklaşık 19 ilçemiz var. Hepsini hizmet etmek, hepsine hizmet götürmek, bir anda telafi etmek kolay iş değil. Ama zamanla oturacak bu. Zamanla büyükşehir yasasının daha iyi anlaşılır, daha iyi olduğunu da göreceğiz. Ama bu geçiş sürecinde gerçekten büyük bir sıkıntı yaşadık. Başta biz Serikli olarak büyük bir sıkıntı yaşadık. Bak benim bütçem geçen sene 53 trilyondu. İşte rastgele yönetiliyordu. Bu sene hamdolsun 95 trilyona çıktı. Gelirimiz %100 arttı. Geçen sene borç yükümüz, şu anda borç yükümüz 113 trilyondu. Bunu 60-65 milyonlara indirdik. Biz bunu borç yükünü niye indiriyoruz? Bir döngünün sağlanması, gelir gider dengesinin ayarlanması. Ama önceden gelen borçları mecbur ödemek zorundaydık. Ödedik, bayağı rahatladık. Ama hala ödememiz gereken çok borcumuz var. Ama düze çıktık hamdolsun. Patanaj etmiyoruz, iyi kötü yürümeye başladık. Daha da iyi olacak. Çünkü niye? Bizim memleketimiz zengin bir memleket. Bizim serimiz gerçekten potansiyeli yüksek bir memleket. Siz de gördünüz. Bu bilinçteyiz. Mazeret üretmiyoruz. Biz geriye bakmıyoruz artık. Bizim hedefimiz öne bakmak. Özellikle de Serik halkına teşekkür ediyorum. Bize sabrettikler için, bize güvendikler için. Onların güvenlerini kesinlikle boş çıkarmayacağız. Güvenlerini sarsmayacağız. Hep birlikte hizmete devam diyoruz. Başkanım, bizler de diyoruz ki programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda inşallah bütün bu projelerimizin yavaş yavaş gerçekleştiği o güzel seri ekranlarımıza taşıma fırsatını yine buluruz diyoruz. Ve son olarak toparlarken sizlerden Serik adına, izleyici adına neler söylemek isteriz? Ben Serik sıcak bir memleket. Bizim gönlümüz de sıcak. Kucağımız herkese açık. Turizm bölgesiyiz, tarım bölgesiyiz. Herkese burada yeterince mekan var. Herkesin burada tatil yapmaya davet ediyoruz. En azından bir sefer görmekte fayda var. Türkiye'nin bu imkanlarını görmekte fayda var. Gelsinler, biz herkese sahip çıkarız. Buradan bütün dünyaya, bütün Türk dünyasına, İslam coğrafyasına, Türkiye'ye selam olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet sevgili seyirciler, Serik başkanımızın da dediği gibi turizmiyle, tarımıyla, tarihiyle, havasıyla ve insanıyla çok güzel bir memleketimizin köşelerinden biri. Görmeye, gezmeye değer bir yer. Çok uzak değil, size çok yakın. Serik'e mutlaka gelin deriz. EZ Tohumculuk 2005 yılında kurulmuş yerli, %100 yerli bir ıslah firmasıdır. Dört türde ıslah çalışmalarını yürütmekteyiz. Domates, patlıcan, hıyar ve kavun olmak üzere. Bu dört türle sınırlamamızın sebebi de bütün tohumların ıslahını yapan sıradan bir firma olmak yerine çalıştığı ıslah çeşitlerinde dünya çapında iddialı olmaktır. Tabii yerli olarak Türkiye'nin seralarının olduğu, yaz seracılığının yapıldığı, kış seracılığının, yetiştiricinin yapıldığı bütün bölgelerde çalışmalarımız hızla devam ediyor. EZ Tohumculuk dünyanın önemli hibrit sebze ıslahı yapan firmalarından birisi olacak ve Türkiye'mizin yüzünü güldüreceğiz. EZ Tohumculuğun hedefinde yurt dışı açılımları var. Bu konuda Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Balkan ülkeleri, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Kosova, Bosna, Hersek, Türk Cumhuriyetlerimiz, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve daha doğuda Çin, Pakistan ve Hindistan olmak üzere bütün ülkelere, bu saydığımız bütün ülkelerde şu
şu an denemeler paralel olarak yürütülmekte ve gün be gün de güzel sonuçlarını sevinerek almaktayız. Efendim, hakikaten çok güzel. Dünyanın hemen hemen her yerinde varız. Bizleri de onurlandıran bu, bunun bir Türk firmasının olması. Zaten sera ürünlerinde, seralarda, özellikle domateslerde bambu sarıları kullanılmaktadır tozlayıcı olarak, toz taşıyıcı olarak. Bunlar ise 1-2 günden fazla kapanma şansları yoktur. Kullanılan ilaçların rezidü süreleri de 1-2 günden fazla değildir. Dolayısıyla sıfır rezidülü ilaçlar kullanılmaktadır hemen hemen sera sebzelerinde. Dolayısıyla tüketicimiz çocuklarına çekinmeden sera ürünlerini 12 ay yedirmelerinde fayda vardır. Hazır mama yerine, hazır yiyecekler yerine taze meyveler, taze sebzeler tüketilmesi güzeldir. Efendim, bir de tohumu bizden oldun mu? Daha ne diyelim, değil mi? Şöyle, yani bizim EZ Tohumculuk olarak bizim sloganımız şudur. Lezzet mirasını geleceğe taşıyoruz. Bu slogana uyarak biz ıslahımızı yapmaktayız. Şu anda 4 türümüzde piyasaya ticari olarak sunduğumuz bütün çeşitlerimiz piyasanın en lezzetli çeşitleridir. Programımızda Konya Cihanbeyli'de HNH Şimşek İnşaat firma sahibi Sayın Hacı Şimşek'le beraberiz. Efendim, Cihanbeyli'de kendisi yapmış olduğu binalarla hakikaten güzel işlere imza atan firma HNH Şimşek İnşaat'ı, kalitesini, neler yapıyoruz ve diğer firmalardan ayıran özelliğimiz ne? İzleyicilerimize aktaralım mı Hacı Bey? Tabii. Şimdi firmanın kendini diğer firmalardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi kalite ve ısı yalıtımı konusunda son derece titiziz bu konuda. Firmanın tam Avrupa standartındaki kaliteyi Türkiye'ye taşımaya niyetliyiz. Ve bunu birinci projemizde Hazal Altınsaray projesinde gerçekleştirdik. Ve bayağı da ses getirdik. Cihanbeyli gibi ufak bir ilçede. Şu anda herkes tarafından biliniyor. Aslında ben şey diyorum, bina değil, eser yapıyoruz. Evet. Sevgili seyircilerimiz, biz Şimşek İnşaatı daha önce de programımızda sizler için ekranlarımıza getirmiştik. Bitmiş haliyle yeniden ekranlarımıza taşıdık. Yeni haliyle görün, bitmiş haliyle görün istedik. Hakikaten Cihanbeyli'ye son derece modern, son derece içinde yaşanılabilir alanlar oluşturulan bir eser oluşturulmuş. Biz teşekkür ediyoruz aslında güzel eserler yaptığınız için. Cihanbeyli'ye yeni yüzler katıyorsunuz, yeni renk, yeni eserler. Yeni projemizde yine aynı şekilde, aynı değil şekilde. Mi? Evet, aynı şekilde. Dediğimiz gibi işte modern bir yapıyı Cihanbeyli halkına en güzelini sunabilmek amacımız, yani başka bir şey değil. Evet, çok güzel efendim. Peki bitmiş olan binamızdan diyelim ki daire almak istiyorlar. Ne gibi özellikler, nasıl imkanlar sunuyoruz? Biz uzun vadede zaten döviz bazında uzun vadeliye giriyoruz. İşte 15-16 ay vade halkın kendi bütçesine göre bir kısmı peşin, bir kısmı vadeli bir şekilde faize girmeden ödeyebiliyorlar. Hele ikinci projede mesela temelden girerse bu süre daha da uzayabiliyor. Yani neredeyse 2 seneye kadar çıkabiliyor. Çünkü temelden girdiğinde zaten 17-18 ay binanın bitimine birkaç ay daha da bekleyebiliyoruz zaten. Yani uzun vadeli. Ancak bu şekilde müşteriye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle modern, böyle çağdaş bir binaya çok rahat bir şekilde daire alabiliyoruz Cihanbeyli'de. Değil mi? Evet.
Efendim bir de sizin bina yapınızın özellikleri tabii ki sadece ısı yalıtımla değildi. Ben çok iyi biliyorum. Görüntüde de hakikaten ben buradayım diyor. Biraz anlatalım mı izleyicimize? Müzik